Merhaba sevgili çocuklar, ben İlknur Teacher. Bu videomuzda sizlerle 4. sınıfın 4. ünitesi olan Free Time konumuzu işleyeceğiz. Hadi hep beraber bu ünitemizde neler yapacağız bir göz atalım. Öncelikle sizlerle ünitemizin kelimelerini ve konu anlatımlarını öğreneceğiz. Daha sonrasında bunlarla ilgili egzersizler ve soru örnekleri yapacağız. En sonunda da sizlere hazırladığım mini sınavı çözeceksiniz. Hazırsanız hep beraber ilk bölümümüze geçebiliriz. Vocabulary. Bu bölümümüzde sizlerle ünitemizin kelimelerini öğreneceğiz. Haydi hep beraber başlayalım. Skipping a rope. İp atlamak. Doing puzzle. Puzzle yapmak. Playing tennis. Tenis oynamak. Watching TV. Televizyon izlemek. Riding a bike. Bisiklet sürmek. Dancing. Dans etmek. Bir diğer vocabulary bölümümüze geçiyoruz. Drawing a picture. Resim yapmak. Singing a song. Şarkı söylemek. Swimming. Yüzmek. Watching cartoon. Çizgi film izlemek. Planting trees. Ağaç dikmek. Playing chess. Satranç oynamak. Devam ediyoruz. Expressing likes and dislikes. Bu bölümümüzde de sizlerle likes ve dislike öğreneceğiz. Yani sevmek ve sevmemek. Biz İngilizce'de sevdiğimiz bir şeylerden bahsederken like ve love kalıbımızı kullanıyoruz sevgili çocuklar. Like ve love İngilizce'de sevmek demek. Aşağıdaki örneğimize bakalım. I like playing football. Ben futbol oynamayı severim. Bu kalıpta bilmeniz gereken en önemli şey like'tan sonra kullanacağınız fiile ing takısı getirmemizdir sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi örneğimizde de I like playing football demişiz değil mi? Şimdi videomuzun başında öğrendiğimiz free time activities yani boş zamanlarımızda yapabileceğimiz aktiviteleri like kalıbımızda birleştirerek sizler de cümle kurabilirsiniz. Şimdi hep beraber like kalıbımızın olumsuzuna bakalım. Yani don't like ve dislike. Evet, isminden de anlaşılacağı gibi don't like ve dislike sevmemek demek sevgili çocuklar. Sevmediğimiz bir şeyden bahsederken biz hem dislike kalıbımızı kullanabiliriz hem de don't like kalıbımızı kullanabiliriz. Hemen örneğimize bakıyoruz. I don't like playing football. Ben futbol oynamayı sevmem. Ya da I dislike playing football. Ben futbol oynamayı sevmem şeklinde çeviriyoruz ve İki kalıbımızı da kullanıyoruz sevgili çocuklar. Örnekte de gördüğünüz gibi burada da fiile ing takımızı eklemeyi unutmuyoruz. Şimdi bir diğer bölümümüze geçelim bakalım. Hemen diyaloğumuzu bir okuyalım. Do you like playing tennis? Sen tenis oynamayı sever misin? No, I don't. Hayır, sevmem. Do you like playing with marbles? Sen bilye oynamayı sever misin? Yes, I do. Evet, severim. Gördüğünüz gibi buradaki arkadaşımız boş zamanlarımızda yaptığımız aktiviteleri kullanarak arkadaşına sorular sormuş ve arkadaş da sorduğu sorulara cevap vermiş. Devam ediyoruz bir diğer bölümümüzde. Do you like learning English? Sen İngilizce öğrenmeyi sever misin? Ve hemen cevap vermiş arkadaşımız. Yes, I do. Evet, severim. Burada sizlerle çok önemli bir şeye değinmek istiyorum sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi soru kalıplarımızı kullanırken do yardımcı fiilimizi sorularımızı soruyoruz değil mi? Evet, biz ne demiştik sizlerle? İngilizce'de hangi soru kalıbını kullanılarak bize soru soruluyorsa biz de o soru kalıbını kullanarak cevap veriyoruz sevgili çocuklar. Burada gördüğünüz gibi do soru kalıbı ile soru sorulmuş. Biz de do soru kalıbı ile cevap veriyoruz sevgili çocuklar. Evet, şimdi egzersizlerimize geçiyoruz. Hemen bakıyoruz egzersizimiz bizden ne istiyor. Write a question according to the answers below. Aşağıda verilen cevaplara göre hangi soru sorulmuştur diyor. Hemen sorularımızı bulalım ve yazalım. Önce cevabımıza bakalım. Yes, I like playing chess. Öyleyse burada nasıl bir soru sorulacak? Satranç oynamayı sever misin diyeceğiz değil mi? Haydi sorumuzu hep beraber yazalım. Do you like playing chess? Satranç oynamayı sever misin? Yes, I like playing chess.
Evet, satranç oynamayı severim. Hemen ikiye bakıyoruz. Önce cevabımızı okuyalım. Yes, I like drawing pictures. Burada ne diyeceğiz? Resim yapmayı sever misin? Do you like drawing pictures? Resim yapmayı sever misin? Yes, I like drawing pictures. Evet, resim yapmayı severim. Hemen üçüncü etkinliğimize bakalım. Yine önce cevabımızı okuyoruz. No, I don't like riding a scooter. Öyleyse burada ne diyeceğiz? Bu arada bu olumsuz bir cevap. Çünkü no, I don't demiş. Hemen sorumuzu soralım. Do you like riding a scooter? Scooter sürmeyi sever misin? Hayır, ben scooter sürmeyi sevmem cevabı verilmiş. Dördüncü etkinliğimize bakıyoruz. No, I don't like climbing trees. Evet, burada da sorumuz ne olur öyleyse. Do you like climbing trees? Ağaca tırmanmayı sever misin? No, I don't like climbing trees. Hayır, ağaca tırmanmayı sevmem cevabı vermiş. Haydi bir sonraki egzersizimize geçelim bakalım. Öncelikle egzersizimiz bizden ne istiyormuş? Fill in the missing letters. Etkinliğimiz bizden kaybolan harfleri bulmamızı istiyor. Hadi hep beraber bulalım. Öncelikle ilk etkinliğimize bakalım. S harfiyle başlayan bir free time etkinliğimiz değil mi? Ne olabilir? Ben buldum. Sizler de buldunuz mu? Tabii ki de swimming, yüzmek. İkiye bakıyoruz. Playing ile başlıyor değil mi sevgili çocuklar? Hemen sonra bir C harfi var. Ne diyoruz? Playing chess. Satranç oynamak. Üçe bakalım. Bu da sanırım riding olacak. Evet. Riding a bike. Bisiklet sürmek. Dördüncü etkinliğimize bakıyoruz. Bu da yine playing ile başlıyor değil mi? Öyleyse ilk cümlemiz playing olacak. Daha sonrasına bakalım. Bu da T. Ben buldum bile. Playing tennis. Tenis oynamak. Son olarak 5. etkinliğimize bakalım. 5. egzersizimize bakıyoruz. Bu da playing ile başlıyor. Evet, ilk cümlemizi bulduk. Playing. Sonraki cümlemizde bir W harfimiz var. Öyleyse burası ne olur? Playing with. Ve sonrasında da marbles olur. Playing with marbles. Bilye oynamak. Evet, şimdi de son egzersizimize geçelim bakalım. Match. Bu egzersizimizde de sevgili çocuklar gördüğünüz kelimeleri resimlere göre eşleştirelim bakalım. Hemen bakıyoruz ilk resmimize. Ne yapıyor burada bir çocuk? Bisiklet sürüyor değil mi? Öyleyse ne diyeceğiz? Riding a bike. Bisiklet sürmek. İkinci resmimize bakıyoruz. Bu resmimizde de iki arkadaşımız ağaç dikiyor. Öyleyse bu ne olur? Planting trees. Ağaç dikmek. Üçüncü resmimize bakalım. Burada da arkadaşlarımız bilye oynuyor. Playing with marbles. Bilye oynamak. Hemen dördüncü resmimize bakıyoruz. Burada da iki arkadaşımız satranç oynuyor değil mi? Öyleyse ne diyeceğiz? Playing chess. Satranç oynamak. Hemen beşinci resmimize bakalım. Burada da bir arkadaşımız yüzüyor değil mi sevgili çocuklar? Öyleyse ne olur? Tabii ki swimming, yüzmek. Evet sevgili çocuklar, bu videomuzda sizlerle ünitemizin kelimelerini öğrendik, konu anlatımlarını işledik ve egzersizlerimizi yaptık. Şimdi sıra sizde. Sizler için hazırladığım mini sınavı çözmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz sınavınızı kağıda not alarak, dilerseniz de ekran karşısından yapabilirsiniz. Öyleyse sizlere quizinizde başarılar. Thank you.
sevgili çocuklar. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.